Kuyruk yağımız maalesef var mı? Çok isteriz abi. Sizin hanımefendi? Açıldığından beri de kasapları bıraktım buraya müdavimi. Çok güveniyoruz biz Özlem Çerçoğlu'na. Ama Şaban söylentilerine rağmen ben yine geldim, etimi buradan aldım. Almaya da Sevil Çoruh. 25 yıldır yazlıkçıyım ben burada. 5 ay Ankara'dan geliyorum, 5 ay buradayım. Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ederiz. Burada yazlık olarak kalıyoruz ama İstanbul'a giderken de etimizi, sucuğumuzu güvenilir olduğu için Ege Et'ten alıp İstanbul'a dönüyoruz. Pek sadece kuzu aldım ama gene de. Yani içimde kuşku yok ama gene de bir soru işareti olduğu için dana eti almadım. Sadece kuzu. Orada mı oturuyorsunuz? Hayır, Ankara'da. Yok almışsınız. Kuzu? Bir daha gelmeyeceğim. Çocuklarım geliyor çünkü. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hijyen olduğu için, güvendiğimiz için bu kadar. Nerede? Burada mı oturuyorsun? Hiç şaka mı geliyorsun? Dedim de. Aydın'dan geliyorum. Aydın'dan geliyorum. Tatile geldim. Tatile geldim. Giderken alalım dedik. Güvenilir bir et. Dışarıdan yemiyoruz. Sadece fiyatı da gayet güzel. O nedenle böyle aldım. İki aile için aldım diyelim. Ben şöyle bir etki. Tamam. Yaklaşık 4 yıl önce Çin'de bulunan Ege Et'i biz ciddi anlamda yenileme çalışmaları yaptık. Türkiye'nin en modern mezbalarından bir tanesi oldu ve Aydın il genelinde 15 tane de şube açtık. Bizim kendi bölgenin büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını aracı olmadan direkt üreticiden alıyoruz ve mezbada gerekli işlemler yapıldıktan sonra 15 tane Ege Et şubesine servis yapılıyor. Arada az önce söylediğim gibi aracılar olmadığı için vatandaşlarımız açısından da oldukça ekonomik. Yine bölgenin yerli hayvanları olduğu için, ithal olmadığı için de güvenilir bir hizmet sunuyoruz. Bugünlerde tabii ki bu şarban olayından sonra ciddi anlamda talep yükseldi. Yok satıyoruz diyebiliriz. Ege Et şubelerinin önünde kuyruklar oluşuyor. Ben tabii ki bu gösterilen güvenden, ilgiden dolayı çok memnunuz ama vatandaşlar şundan emin olabilirler. Kesinlikle belediyemizin veterinerleri tarafından kontrol edilmektedir. Gayet sağlıklı et vatandaşlarımıza sunuyoruz. Tabii ki şu bakımdan da zorlanıyoruz. Çok fazla satış var. İnsanlar da depolamaya çalışıyorlar buzdolaplarında. İnanın buna gerek yok. Kendinize yeteceğiniz kadar alırsanız tüm vatandaşlarımıza da biz de kırmızı eti ulaştırabileceğiz. Ben tekrar Aydın'da yaşayan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu sırada da birçok ilden de Ege Et şubesini açmamız için talep var. Örnek vereyimse Denizli, İzmir ve Muğla'dan yoğun bir şekilde istek alıyoruz. Önümüzdeki günlerde de orada yaşayan vatandaşlarımızın bu isteklerini de gerçekleştirmeyi ümit ediyorum.